Kaba kulağa sebep olan virüs, human paroxima denen virüs, akıllı virüs. Kaba kulağa sebep olur. Kaba kulak genellikle 4, 5, 6 bilemeden 10 yaşına kadar olur yani çocuklarda. Ben de 12-13 yaşında kaba kulak olmuştum. Buram böyle şişiyor. Kaba kulağa yakalanan kişi 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra virüs yukarıdan aşağı iniyor, faaliyet aşağıda yapıyor. Önce kaba kulağa sebep olur. Akıllı virüs bu. Evet. Tehlikeli. Epididimite sebep olabilir. Yani testis üstü bezi iltihaplanmasına. Varikozula sebep olabilir. Testislerde iltihaplanmaya sebep olur. Buna orşit denir. Orşit. Yani testislere zarar verir. Allah korusun tedavi edilmezse kısırlığa sebep olur. Yani bu virüs çocukken kaba kulağa yetişkinken spermleri üretimini engelleyici hatta kısırlığa sebep olabilir. Varikozula sebep olabilir. Epididimite sebep olabilir. Orşite sebep olabilir. Tedavi edilmezse kısırlığa sebep olur. Spermin kalitesini düşürür. Yavaş yavaş oradaki iltihap yok eder. Ha buna karşı bazıları antibiyotik veriyor. Ya antibiyotik bakteri değil ki bu antibiyotik virüsün ama daha da kötü yapıyorsun. Evet. Bu sefer antibiyotik mantarı azdırıyor. Virüsle beraber daha da tehlikeli hal alıyor. Hem mantar çoğalıyor hem virüs çoğalıyor. Antibiyotik kullanmak çözüm değil. Aksine çözümü negatif etkiler. Bu nedenle eğer ki yetişkinlerde epididimit, orşit, varikozul gibi rahatsızlar ortaya çıkmışsa buna karşı çok özel bir formülümüz var. Nedir? Keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu artı kortisep forte. Kortisep keçi boynuzu hocam özür dilerim. Günümüzde bilindiği kadarıyla da cinsellik cinsel de etkili oluyor. Sperm kalitesini keçi boynuzu pekmezi falan vardır hatta. Cinsel hormon artırıcı, hormon düzenleyici, spermin kalitesini artırıcı. Epididimit, orşit ve varikozula karşı etkili. Biz çok güzel bir keçi boynuzu forte diye formülümüz var. Birleşiminde çakır dikeni ekstraktı, çakşır kökü ekstraktı, damiana, azgın teki otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir keçi boynuzu. Evet. Günümüzün de yaşam koşulları bu tür rahatsızlıkları oldukça artırmış durumda. Değil mi hocam? Tabii. Şimdi mesela insanlar stresli ortamda yaşıyor. Ailesi, annesi, babası, dedesi, ninesi, ebesi, sevdikleri köyde veya küçük şehirlerde. İstanbul gibi büyük şehirde yaşayan insanlar 17 milyonluk nüfus kalabalıklar içerisinde yalnız yaşıyor. Evet. Sabah işe gidiyor, bir sürü insanla karşılaşıyor. Akşam işten dönüyor, yalnız. Yani arkadaşı yok, eşi yok, çevresi yok, dostu yok. Bunalıma giriyor. Çalışıyor. Niçin, neden çalışıyor? Evlenecek, evlenemiyor. Para yok. Başlık parası yok. Çamaşır makinesi, buzdolabı falan sana derken ömür geçiyor. Evet. 35-40 yaşına geliyor, evlenemiyor. Böyle insanlar var. Türkiye'de evlenme çağına gelip de evlenemeyen 19 milyon 500 bin kişi var. Dünyada en çok evlenme çağına gelip de evlenemeyen insan bizde. Evet. Avrupa'da kimse kendi istemediği için evlenmiyor aslında. Hayır, hocam. Sistem bozuk. Ondan dolayı değil. Biraz da sistem bozuk. Şimdi Avrupa'da da böyleydi. Almanlar buna bir tedbir aldı. Ne yaptılar? Bekarsa çok vergi veriyor. Tabii. %50. Kazandığının hepsi otomatik kesiliyor. Evet. Bekar çok vergi veriyor. Onun için herkes evlenmek istiyor. Evliyse az vergi veriyor. Bir. Devletten yardım görür. İki. Kira yardımı görür. Üç. Efendime söyleyeyim. Çoluk çocuğa karşı çocuğu olursa çocuk parası alıyor. Efendim annelik parası, anne parası oluyor. Vesaire hocam vesaire. Bunlar yurt dışında oldukça mümkün ama bizim ülkemize baktığımız zaman biz evlendiğimiz zaman askeri ücretle ancak kendimizi geçindirebiliyoruz. Bir de üzerine çocuk yaptığımızda, 3 çocuk, 5 çocuk yaptığımızda bunları aldığımız ve şu anki Türkiye'nin koşulları, şartları değerlendirirse aslında bu pek de fazla mümkün olmuyor. Bu biraz derin konu aslında. Türkiye'de neden evlilikler olmuyor? Çocuk parası neden vermiyor? Şimdi 5 çocuk diyoruz ama bu 5 çocuğa bakabilecek kanunlarda maddi değişiklikler yapılmazsa Türkiye'de sağlanıyor mu? Evlenemeyen insanları ev veremezse Türkiye 20 yıl sonra Türkiye bölgenin güçlü değil zayıf ülkesi olacak. Tabii. Belki de Allah korusun bölünüp parçalanacak. Genç nüfus olmayacak artık. 20 yıl sonra yaşlı Türkiye'de daha fazla eğer olacak. Ki tedbir alınmazsa 20 yıl sonra Türkiye şimdi Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerde
Kesinlikle. Yaşlı ülke diyorduk onlara, yaşlı nüfus diyorduk. Bunlar tedbirini aldı, tekrar insanlar çoğalmaya başladı Avrupa'da. Evet. Almanlar şimdi artık 7-8 çocuğu olan Alman var benim tanıdığım. Türkiye'de kimin 7-8 çocuğu var? Kimsenin çocuğu yok. 7-8, şimdi yurt dışında ne kadar çok çocuk yaparsan o kadar çok gelirin artıyor. Ama şimdi bizim ülkemize baktığımızda ne kadar çok çocuk yaparsak gelirimiz o kadar çok düşüyor. Ve onlara bakma imkanımız da az oluyor. Bunun yanında elektriği var, suyu var, kirası var, yemesi, içmesi var. Bir de üzerine çocuğun masrafları eklendikçe hiçbir şey yapamıyorum. Benim evli olan arkadaşlarım da var. Benim çevremde bekar olan arkadaşlarım da. Evli olanlar çocuk yapmıyor. Biz kendimizi zor geçindiriyoruz diye. Bekar olanlar, ben kendimi zor geçindiriyorum. Aldığım maaş belli, aldığım para belli. Evlenirsem nasıl geçineceğim derdine düşüyor. Ve evli olanlar çocuk yapmıyor. Bekar olanlar da aman ben aldığım maaşla kendimi geçindiriyorum. Bu bana yeter deyip evlilikten geri çekiliyorlar açıkçası. Ülkemizde yurt dışı olanakları sağlansa eminim ki bizim ülkemizde de çok güzel olanaklar ve genç nüfusun artışında da fazla olanaklar olacağına inanıyorum. Tedbir almazsak işte biteceğiz. Yaşlı, dünyanın en yaşlı millet olacağız Allah korusun. Evet. Biteceğiz, gideceğiz, tarihe karışacağız. Tarihe karışmamak için büyük devlet, büyük millet olmak için nüfusun artması için evlenemeyen 19 milyon 500 bin insanın evlenmesine imkan hazırlamamız gerekiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bunu yapılıyor. Tedbirini aldılar, bizim de yapmamız gerekiyor.